Merhaba değerli izleyicilerim. Psikolog Elif Güner ile İşte İnsan programında yeniden birlikteyiz. Bugün size Mavi Martı Psikolojik Danışmanlık Merkezimizde psikolog Asuman Oğlakçıoğlu ile birlikte sesleneceğiz. Önce kendisine bir hoş geldin diyelim ve arkasından söyleşimize başlayalım. Asuman hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Seni burada Merhabalar. görmek bizim için çok büyük keyif. Eminim izleyicilerimiz de programımızdan, senin deneyimlerinden, psikologluğundan büyük fayda görecektir. Bugün seninle boşanma konusunu ele alacağız. Evet. Boşanma nedir? Boşanmada nasıl doğru yöntemler nelerdir? Nasıl boşanmamız lazım? Boşanmanın çocuk üzerine etkileri nelerdir? Mavi Martı Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde çocuk danışanlarınla boşanma üzerine çalışıyorsun. Evet hocam. Gerek bilgi birikimin, gerek tecrübelerin, gerekse psikologluğun bizim için bu anlamda çok önemli. Seyircilerimizin de fayda göreceğini umut ediyorum. Asuman, büyük umutlarla başlıyoruz evlilik yolculuğunda. Evet hocam. Sağlıklı olmak için, mutlu olmak için bir başkasıyla bir adım atıyoruz hayat yolculuğumuza ve bu mutluluğun, bu evliliğin bir meyvesi olarak da çocuklarımız dünyaya geliyor. Bu tabii ki arzu edilen, sağlıklı yaşantıda mutlu olduğumuz, tercih ettiğimiz bir durum. Ama evlilikler her zaman beklediğimiz gibi gitmiyor. İlişkideki sorunlar, kişilik faktörleri, ekonomik gerekçeler, sosyal gerekçeler, psikolojik bazı rahatsızlıklar ya da durumlar, hastalıklar, evliliklerimizin bitmesine veya aldatma, evliliklerimizin Evet. bitmesine sebep olabiliyor ve boşanma kararını alıyoruz. Önce şununla başlayalım. Boşanma nasıldır? Boşanma nedir? Mutlu evliliklerde, mutsuz evliliklerde, boşanma sürecinde insanlar bazen çocuklarını da göz önünde bulundurarak mutsuz bir evliliğini sürdürebiliyorlar. Bu konuda bize ne söylemek istersin? Evet hocam, şimdi şöyle giriş yapalım. Mutsuz bir evliliği her şeye rağmen çocuk için devam mı ettirmeliyiz? Yoksa çocuğumuz için ayrılıp ona daha huzurlu bir sağlıklı ortam mı hazırlamalıyız? Böyle bir soruyla eğer girecek olursak hocam, bu sorunun cevabı o kadar kolay bir soru cevap değil. Çünkü ortada bir çocuğun olması onun ruhsal açıdan, içsel olarak gelişim açısından çok önemli. Dolayısıyla biz ebeveynler olarak, kimi ebeveynler işte benim tek bir hayatım var, tek bir yaşamım var, ben mutlu olmak istiyorum gibi düşünebilir. Yani yaşamımı huzursuz geçirmek istemiyorum diyebilir. Ancak ortada çocuk olunca bu biraz daha ciddiye biniyor ve oturup düşünülmesi, gerçekten günlerce düşünülmesi, gecelerce düşünülmesi gereken bir konu. Kesinlikle aniden alınan bir karar olmamalı. Olmamalı. Boşanma çünkü kısa vadede, uzun vadede birçok hem boşanan çiftler için hem çocuk üzerinde birçok etkisi var. Dolayısıyla ani kararlarla, örneğin bir aldatılma olayı ortaya çıktı ve ani bir kararla boşanma. İyi düşünülmeden alınmış her karar gibi bu karar da sağlıklı olmayabilir. Ancak mutsuz evlilikler için ne söylemek lazım Asuman sence? Şimdi hocam şöyle bir durum var. İki ayrı insan bir aile oluşturuyor her şeyden önce. Bir yuva kuruyorlar. Dolayısıyla da çatışmalar ve uyumsuzluk potansiyeli dolayısıyla beraberinde getiriliyor. Fakat ailelerde çoğu aileler bu uyumsuzluğu çözümleyebiliyorlar. Fakat bazı aileler bu uyumsuzluğu çözümleyemeyince aile içi şiddete dönüşüyor maalesef. Dönüşünce de burada çocuğun mutsuzluk içerisinde yetişmektense bu beraberliğin bitirilmesi daha doğru oluyor. Evet ve tabii ki sağlıklı şartlarda boşanmak Tabii ki. ve boşanma sürecini ve sonrasını da sağlıklı yaşamak şartıyla evet çocuk hem psikolojik açıdan hem sosyal açıdan daha sağlıklı ve mutlu bir hayata erişebilir şiddet Erişebilmesi için. ortamında büyümesindense. Aynen hocam o şekilde. Yalnız şöyle bir gerçek de var hocam. Evlilikte yani potansiyel olarak şiddet içeren, evlilik içerisinde yetişen çocuklarda ileriki yaşamlarında maalesef problemler daha çok olabilmekte. Psikolojik açıdan özellikle çok büyük yaralar alabilmekte. Dolayısıyla da yine söylüyorum, evlilik bitirilirken gerçekten çok iyi düşünülmesi gereken bir konu. Ama aynı zamanda şöyle de diyebiliriz, boşanma olmayıp da yine aynı evlilik içerisinde bu şiddet ve karmaşa içerisinde fiziksel veya işte sözel olarak şiddet gören veya tanık olan çocukların da
maalesef ileride problem olarak çok büyük yaralara yol açabilmekte. Dolayısıyla da böyle evliliklerin bitmesi daha sağlıklı olmakta hocam. Peki. Şu anda izleyicilerimiz bizi merakla takip ediyorlar ve boşanma sürecinde olan veya boşanma kararını içten olarak kafasından geçiren seyircilerimiz bize pür dikkat kesilmiş durumdalar. Ebeveyn, çocuk varsa ortada, ebeveynse. En çok danışanlarımızın merak ettiği şey, çocuğum var, boşanırsam çocuğumda kısa sürede hangi etkiler ortaya çıkar? Uzun sürede hangi etkiler ortaya çıkar? Evet. Bize en çok başvurdukları sebep budur. Ne dersin? Kısa sürede biz çocuklarda neler görüyoruz? Hocam, boşanmada sosyal açıdan çocukta bir dağılma oluyor. Ruhsal olarak dağılma oluyor maalesef. Çünkü en çok boşanmalarda çocuklar çok etkilenmekte. Dolayısıyla da sosyal anlamda, ruhsal anlamdaki dağılmalar çocuğumuzu etkilemekte. Fakat şöyle bir olay var. İlk iki yılda, ayrılmaların ilk iki yılında boşanmanın çok önemli olduğu, fakat 6 ay ve 1 sene içerisinde bazı çocuklarda boşanmayı tolere edebilme kapasitelerinin olduğu bir gerçek. Burada da tabii ki ailenin rolü çok önemli. Aile burada çocuğuna her şekilde mutlaka destek olmak zorundalar. Fakat 2 yılı geçen bir dönem olursa burada çocuklar daha sinirli, daha sorunlarını çözemeyen, daha agresif şekilde yol alıyorlar. Şayet boşanmaya uyum geliştirememişse. Aynen evet. Öyle hocam. Ama bunu açtıktan sonra çocuk uyumu sağlayabiliyor. Belirli bir düzene alışabiliyor. Yani boşanma düzenine alışabiliyor. Fakat daha uzun süreli ele alacak olursak, ki bu daha vahim. Çünkü çocuğun ileriki yaşamında çok etkili olmakta. Ne bileyim, ortama girme, ne bileyim evlilik açısından, arkadaşlık açısından. Birçok konuda çocuğun yaşantısı daha çok etkilemekte. Hatta şöyle söyleyebiliriz hocam, çocuk ileriki yaşamındaki evliliğinde dahi büyük problemler, hatta boşanmalara sebep olabiliyor hocam. Doğru, eğer boşanma sürecinde, o iki yıllık kritik süreçte boşanmaya uyum geliştirememişse, ruhsal işleyişini düzenleyememişse çocuklar ve bu silsile bu şekilde devam etmeye devam ederse, o boşanmış ailelerin çocukları evlendiklerinde onlarda boşanma oranını daha yüksek görüyoruz. Daha yüksek hocam. Daha depresif, daha anksiyöz olduklarını görebiliyoruz. Bazı psikolojik durumlara daha yatkın, stresle başa çıkmakta daha çok zorlandıklarını, ergenlik dönemine geldiklerinde suça, maddeye, olumsuz arkadaş gruplarına daha eğilimli olduklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla boşanma sürecinde ilk iki yılın çocuğun ruhsal boşanmaya ruhsal uyumunda çok önemli olduğunu ve burada aslında ebeveyne çok rol düştüğünü biliyoruz. Boşanma sürecinde çocuğun ruhsal dünyası nasıl etkileniyor Asuman? Çocuk ne hissediyor? Nelerden endişeleniyor? Nelerden korkuyor? Bize neler söyleyebilirsin? Hocam, ebeveynlerin boşanma konusunda özellikle çocukların en büyük korkusu, acaba benim yüzümden mi, benden dolayı mı boşanılıyor gibi en büyük korkuları bu maalesef. Daha sonra korku, üzüntü, ne bileyim uykusuzluk, okulda başarı düşüklüğü, agresif davranışlar, güven duygusu, en önemlisi güven duygusu hocam. Bunlar sarsılıyor maalesef. Dolayısıyla da burada ebeveynlere, yine biraz önce de bahsetmiştiniz, çok önemli işler, yani daha doğrusu belirli kuralları alması gerekiyor. Ebeveynlerin ortak olarak bunları uygulaması gerekiyor. Çocuğa destek olması gerekiyor. Eğer çocuğa destek olamazlarsa çocuk kendisini yalnız hissediyor. Terk edilmişlik hissediyor. Bu da çocuğun gelecek olan yaşantısında biraz önce de bahsettiğimiz gibi büyük psikolojik sorunlara yol açabilmekte. Dolayısıyla da anne ve babaya çok iş düşüyor hocam. Tabii ki bu arada anne baba da kendi ayrılmaları dolayısıyla yaşanan stres sıkıntıları olmakta. Bunların aşılması gerekiyor. Bunlar aşılamazsa çocuğa, eğer bir ebeveyn dahi gereken istismarı, yani yapması gereken ilgiyi değil, istismarda bulunursa, çocuk o zaman acaba
hani yalnız mı kalacağım, terk mi ediliyorum gibi dehşete düşen fikirler, içsel yaşantılar oluşmakta. Onun için tabii çevreye nasıl açıklayacağım, arkadaşlarıma ne söyleyeceğim, özellikle anne babaların işte boşandığımızı kimseye söyleme, babanın ya da annenin evden ayrıldığını kimse duymasın, bu evin içinde kalsın gibi yanlış telkinleri çocuğa sanki eksik, yetersiz, kusurlu, ayıp bir şey yaşanıyormuş gibi bir duygu, bir düşünce oluşturabiliyor. Özellikle yaşı küçükse ve ben diğerlerinden farklıyım. Oysa ki hayır, senin de annen baban var. Hiçbir çocuktan bir farkın yok. Burada belki doğru mesaj, doğru yapı bu olmalı. Dediğin gibi evet, ebeveynler sadece boşanma sürecini çocuğun yapısı üzerinden götürürken belli noktaları değil, çözmeleri gereken farklı noktalar da var. Örneğin mali meseleler. Evet. Neler çözmeli ebeveynler? Mali meseleler hocam, yine ebeveyn üzerinden ele alacak olursak yeni bir yaşama, yeni bir düzene başlıyorlar. Dolayısıyla da burada özellikle anneler diyeyim, biraz daha tabii ki çalışma koşulları farklı olması dolayısıyla yani zamansal olarak çocukla daha farklı ilişkilere girebilmek zorundalar. Bu da çocuğun kendisini yine dediğim gibi kötü hissetmesine sebep olmakta. Yani karşı, yani baba olur veya yine anne olur, karşı ebeveyn ilgilenmek zorunda. Gereken ilgiyi, gereken desteği sağlamak zorunda. Eğer bunlar sağlanmadığı zaman çocuğun, yine söylüyorum, sosyal olarak da, içsel olarak da, psikolojik olarak da maalesef çok dezavantajlar yaşanmakta. Burada çocuğun boşanmadan aslında, özellikle yaşı küçükse, algıladığı şey annem ya da babam. Hangisi evden ayrıldıysa o artık evde olmayacak. Annenin ya da babanın evde olmaması çocuğu nasıl etkiliyor psikolojik dünyada? Hocam çocuk dolayısıyla anne babayla yaşarken bir anda evlilik bitmesi üzerine tek ebeveynle kalmak zorunda kalıyor. Yine dediğimiz gibi baba veya anne olabilir bu. Genelde de annede kalmakta. Genellikle evet, yaşlı küçükse anneyle kalınıyor. Ve dolayısıyla da ilişkiler doğal olarak farklılaşmak zorunda kalıyor. Farklılaşınca annenin ilgisi, biraz önce de bahsettiğim gibi çalışma koşulları, hayat şartları, sosyal ortama uyumları, bunların hepsi etkilemesi dolayısıyla da yani babanın mesela ilgisizliği olabiliyor veya diğer baba ilgili veya anne ilgisiz olabiliyor. Bu dönemlerde çocuk yine söylediğimiz gibi olumsuzluklar yaşanıyor. Yani kendisini yine terk edilmiş hissediyor. Acaba işte babam gitti, annem de mi gidecek? Ben yalnız mı kalacağım? Gibi bu tür... Beni sevmiyor mu? Beni sevmiyor mu gibi düşünceler. Onu tekrar görebilecek miyim? Görebilecek miyim gibi düşünceler. Onu göremiyorsam, beni bırakıp gittiyse demek ki beni sevmiyor. Neden başkasının annesi ya da babası gitmedi de ben? Ben kötü bir çocuğum. Benim yüzümden oldu gibi düşünceler geliştirebilir. Anne baba bu süreci doğru yönetemezse. Tabii ki anne baba arasındaki çatışma da süreci etkiliyor. Burada en çok gördüğümüz süreci etki nedir? Dediğimiz gibi annenin veya babanın yeni bir yaşam kurması, çocukla yeni bir yaşam kurması, dolayısıyla ayrılmış olduğu eski eşiyle bir ilişki kurması, bunların bir düzene sokulması, belirli bir kurala, belirli bir sisteme sokulmak zorunda. Yoksa çocuğun yine biraz önce siz de bahsettiğiniz gibi, ben terk edildim mi, ben kimsesiz miyim, ben neden böyleyim gibi düşüncelere sebep olmasına maalesef vasıta oluyor. Onun için ebeveynlerin, yine söylüyorum, tekrar söylüyorum, her şeyden önce çocuğunun çok iyi düşünmesi, onun için gereken desteğe, gereken sevgiye, gereken yakınlığa mutlaka yapmaları gerekiyor. Şunu söyleyebiliriz belki, değil mi Asuman? Boşanmak karı koca meselesidir. Çocuk tabii meselesi değildir. Ömrümüzün sonuna kadar eğer bir çocuğunuz varsa anne ya da babasınız ve onu terk edemezsiniz. Kesinlikle. Dolayısıyla eğer çocuk karı koca meselesinde anne babanın ayrılığını kabul edebilir. Çünkü onu ilişkisinin anının dışında bir yer. Ama çocuğun burada korktuğu şey karı koca ilişkisinin bitmesi değil.
anne babasızlık veya bundan sonraki süreçte onu neler bekle diye. Hocam. Dolayısıyla belli evrelerden geçiyor değil mi çocuklar boşanma sürecinde, işte şoktan başlayarak uyuma kadar. Bu evreleri biraz bize aktarabilir misin? Evet hocam. Şimdi çocuğun zaten anne babanın ayrılmasından ziyade genelde acaba ben ne olurum? Nasıl? Öncelikle her şeyden önce hocam şok yaşıyor çocuk. Hı hı. Hiç beklemediği bir haber, hiç beklemediği bir hayata bir anda ebeveyn tarafından bir ileti geliyor ve çocuk şoka girmek ve kaosa giriyor haklı olarak. Hı-hı. Eyvah annem babam ayrılıyor ne olacak gibi bir önce şoka giriyor. Daha sonra isyan ve sorgulama başlıyor. Neden benim başıma böyle bir şey geldi? İşte üzgünlük ve kızgınlık oluşmaya başlıyor. Hı-hı. Daha sonra kaygı ve korku oluşuyor. Hı-hı. İşte acaba ben ne olacağım? Kiminle Hı-hı. kalacağım? Hı-hı. İşte arkadaşlarımı görebilecek miyim? Aynı okuluma devam edebilecek miyim? Hı-hı. İşte biz fakir mi olacağız mesela? Hı-hı. Gibi. Bize kim bakacak? Ha, bize kim bakacak Hı-hı. gibi birçok çocukta bu tür maalesef korkular Hı-hı. yaşanmakta. Hı-hı. Fakat daha sonra eğer bu ebeveyn tarafından daha böyle çocuğun sormuş olduğu sorular ve kafasındaki çelişkiler düzgün ve ayrıntılı şekilde cevaplanabilirse çocuk daha böyle baş etme ve uyum dönemine giriyor. Hı-hı. Daha kabullenir oluyor. Hı-hı. Daha artık yani anne ve babasının birer birey ve onların ebeveyn olduğunu yani onu eş ve iş olarak ayrı olabileceğini fakat her zaman yanında olacağını Hı-hı. artık kabullenmiş oluyor. Benim bir annem babam var. Biz aynen. bir aileyiz. Aileyiz. Fakat anne babam ayrı evlerde yaşıyorlar. Evlilik ilişkileri bitti ama anne babalık ilişkileri devam ediyor. Evet. Boşanma kararında en çok insanların kafasına şu takılıyor. Çocuğa kim söylemeli? Bir psikolog eşliğinde mi söylenmeli? Annemi babamı boşanma kararını açıklamalı ve ne zaman söylenmeli? Şimdi boşanma mümkünse hocam anne ve baba beraber söylenmesi Hı-hı. en doğrusu. Çünkü anne babanın beraber söylediği zaman çocuk hem o kararın ortak alındığını Hı-hı. ve annenin ayrı, babanın ayrı söylendiğinde daha farklı şekilde söylenebileceği için kafa karışıklığının yaşanmaması için Hı-hı. hocam özellikle anne ve babanın beraber bunu söylemesi daha uygun olur. Hı-hı. Eğer çocuk değil çocuklarımız varsa hepsini beraber toparlayıp yine hepsine bir anda söylemek daha Hı-hı. uygun olur. Ve Hı-hı. aynı şekilde eğer kardeşler varsa da hocam tek çocuğa göre üzüntü, korku, kaygı türü şeyler daha az yaşanmakta tabii daha hocam. Güven duygusu tabii devam güven ediyor. Duygusu bir aile çünkü. Olarak var olmaya tabii. devam edecekler. İşte örneğin üç kardeşlerse ve anneyle yaşayacaklarsa hala kabul evet, ediyorlar. Biz halen bir aileyiz. Bu evde evet. yaşamaya örneğin devam edeceğiz. Sadece baba yok ama tek evet. çocuksa ve anne baba arasında kaldıysa eyvah diye eyvah. Bir endişeye sürüklenebiliyor. Evet, peki boşanma kararı ne zaman söylenmeli Asuman? Boşanma gerçekleştikten sonra mı? Bazen görüyoruz çünkü insanlar 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl çocuklarına boşandıklarını söylemiyorlar ve aynı evde Maalesef. Yaşamaya devam ediyorlar. Maalesef. Bazen de henüz kafalarında netleşmemiş, kendilerine dahi kabullendirmedikleri bir boşanma kelimesi ortalıkta dolaşmaya evet. başlıyor. Bu karar en doğrusu nedir? Ne zaman söylenmeli? Hocam boşanma kararı kesinlikle karar verildiğinde söylenmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü eğer bu süre uzatılırsa çocuğun bu sürece alışması, bu sürece adapte olması çok zorlaşıyor. Ayrıca boşanma dönemi öncesindeki işte sıkıntılar, kavgalar çocuğa yansıtılabiliyor. Çocuk arada kalabiliyor falan. Dolayısıyla da boşanma kararı verildiğinde çocuğa söylenilmesi gerekiyor hocam. Çocuğa sade, düzgün bir şekilde anlayabileceği, yaşına uygun şekilde bunun anlatılması en uygunu hocam. Ve tabii çocuk burada işte bir şok yaşayacak, bir korku, bir kaos, bir endişe, evet. bir kaygı. Haliyle çok soru sorabilir. Ve bunun hocam, pardon sözünüz kesiyorum, Güzel çok değil. Soru sorar ve özellikle de bu soruların mutlaka aydınlatılması yaşına göre daha basit, daha anlaşılır şekilde vurgulanarak çocuğun anne babasının yanında olduğu, her zaman onu destekleyeceğini, her zaman onun olacağını bunun kesinlikle hocam en önemlisi bu vurgulanması gerekiyor.
Doğru. Peki Osman, çocuğun boşanmaya uyum sağlaması sürecinde ebeveynler bir takım aslında şeyler yapabilirler. Çocuğun evet. bu uyumunu kolaylaştırmak için. Neler daha çok uyum becerisini artırıyor çocukta? Şimdi hocam çocuklarda boşanmaya uyum sağlamasının en önemli etmenlerinden birisi ebeveynlerin boşanma sürecindeki stresleri. Bu stres döneminde ebeveynler kendi stresleriyle, kendi sıkıntılarıyla hı-hı. boğuşmaktalar. Dolayısıyla da çocuğun bakımını ihmal edebilirler. Bu ihmal maalesef çocukta yine suçluluk, özgüven eksikliği, yalnız kalma, o şiddeti hissedebilirler. Dolayısıyla da çocuklarımızın her ne olursa olsun ebeveynlerden biri dahi olsa istismara uğratmadan çocuğun her zaman yanında olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Hı-hı. Yanında olduğunu Hı-hı. hissettirmemiz gerekiyor. Hı-hı. Yoksa eğer çocuk istismar edildiğini gördüğü an Hı-hı. kendisinin eyvah yalnız kaldım eyvah. Nasıl başa çıkacağım? Nasıl başa çıkacağım diye paniğe kapılabilmekte hocam. Hı hı. Tabii şu da çok önemli diye düşünüyorum Asuman. Çiftlerin çocuğu bu uyum sürecinde boşanmak anne babalar için de aslında zor bir şey. Hatta bazen travmatik olabiliyor yaşananlara bağlı olarak. Çok rastladığımız sık yapılan yanlışlardan biri şudur. Anneyi ya da babayı çocuğa kötülemek. Evet. Senin baban şöyle kötü. Senin annen şöyle kötü, babam bana kızdı, babam beni üzdü, o yüzden babandan ayrıldım. Veya büyükler bunu yapıyor, anneanneler, babalar, büyük babalar, dayılar, halalar, teyzeler. Çocuğun kafasında zaten boşanma kocaman bir şok, kaos, korku, kaygıya sebepken bir de böyle anne babayı suçlayıcı konuşmalar, çocuğu tarafgir olarak birbirine çekme çabaları, çocuğu alıp kaçırmalar, bir daha çocuğun yüzünü karşı tarafa intikam almak amacıyla göstermemeler. Bunlar çocukların uyum sağlamasını zorlaştıran temel sebepler. Temel sebepler hocam. Hı-hı. Zaten maalesef bizim toplumumuzda çocuk bir piyon olarak kullanılmakta. Değil mi? Maalesef piyon olarak kullanılmakta. Karşılıklı sanki çocuk bir aracı gibi Hı-hı. işte babadan haber alma gibi veya anne taraftan haber alma gibi Hı-hı. veya Hı-hı. ne bileyim babanın dezavantajlarıyla çocuğa bir şeyleri vurgulamak gibi. Hı-hı. Babadan veya anneden soğutmak gibi bu tür maalesef hı hı. Toplumumuzda böyle acı gerçekler var. Hı hı. Bunların kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Çocuk gerek annede kalmış olsun gerek baba tarafında kalmış olsun kesinlikle çocuğun atıyorum işte okul döneminde, müsamerelerde veya özel günlerinde mutlaka ebeveynlerin beraber olması gerekiyor. Hı hı. Çocuğun karşıdaki bulunan ebeveynleriyle daha sıcak ilişkilerinin olması için gereken ortamların hı-hı. hocam hazırlanması hı-hı. gerekiyor. Çünkü hı-hı. maalesef bizim toplumumuzda hı-hı. bunlar çok büyük eksik. Hı-hı. Yani aileler boşandığı zaman ilk hedef çocuğu bir piyon, bir şey olarak. Güç aracı evet. olarak kullanılmakta. Şunu iyi bilmeli ebeveyn olarak bizler. Bunu maalesef kendilerini tatmin veya karşıyı yıpratma gibi olsa da maalesef hocam çocuklarda en büyük travmayı, geleceklerini yara almaları tarafından o şekilde maalesef yaralıyorlar çocukların hocam. Oysa ki doğru olan belki de şu değil mi? Karı koca ilişkiniz bitmiş olabilir. Aynen ama hocam. Anne babasınız. Aynen ve hocam. Ömrünüzün sonuna kadar da anne baba olacaksınız. Dolayısıyla çocuğunuzun boşanmadan önceki sürecinizi aynen koruyun. Evet. Çocuğun rutinlerini değiştirmeyin. Hızlı kararlar, ani kararlar alarak işte ev değiştirmek, okul değiştirmek şartlar bunu gerektirmiyorsa şayet. Şehir veya ülke değiştirmek gibi şeylere gitmeyin. Çocuk mümkünse anne ile aynı evde yaşarken babalar genellikle mahkemelerin de verdiği evet. kararlar bu yönde olabiliyor istisnalar hariç. Evet, evet. Çocuk o rutini koruyabilmeli. Anne, baba ve çocuk birlikte yemeğe çıkabilmeli. Evet. Birlikte tatil yapabilmeli. Anne baba birlikte çocuğunun okulunu ziyaret edebilmeli, doğum günlerine katılabilmeli. Hem çocuğunun hem çocuğunun arkadaşlarının, çocuğunun gittiği organizasyonlarda evet. çocuklarına eşlik edebilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla anne babanın çocuğun rutinini değiştirmediği zaman da çocuğun uyum kapasitesi artacaktır. Ama bunlara uyum sağlamadıklarında çocuk ebeveynin henüz tepkileri tam oturmamışken. Çocuğu veya mahkemeler işte hafta sonları baba alacak veya anne alacak diye karar veriyor ama hafta sonu geldiğinde çocuk bir şeyi gözlerken hani gelecek, beni alacak, birlikte zaman geçirecek.
insanların buraya uymadığını, işte karısından, eski karısından intikam almak için, eski evet. kocasından intikam almak için çocuğu hafta sonu göndermemeler ya da evet. gelip almamalar başlıyor. Birbirlerinden intikam almaya çalışırken aslında sadece ve sadece çocuklarına zarar veriyorlar. Aynen hocam. Dolayısıyla da şu da bir gerçek. Maalesef hukuki süreçlerdeki boşlukları, fırsatları maalesef yine söylüyorum biraz önceki söylediğim gibi ebeveynler kendilerine çekmeyi bırakmaları yani, gerekiyor. Evet, bırakmaları, bırakmaları gerekiyor hocam. Bu çok Asuman, önemli. Seni yakalamışken son bir soru sormak istiyorum. Evet, İnsanların bize en çok başvuru gerekçelerinden birini oluşturuyor biliyorsun kliniğimizde. Evet, evet. Yeni ilişki. Evet. Yani yeniden birisiyle evlenme. Bu nasıl olmalı? Ne zaman olmalı? Nasıl bir ilişki kurmalı çocuk yeni partner ile? Bu konuda neler aktarırsın bize? Vaktimiz çok dar. Hızlıca toparlayabilirsen hemen hocam, sevinirim. Hemen toparlayayım. Şimdi tabii ki ebeveynler ayrılacak. Yeni bir hayat, yeni bir düzen kurmak elbette ki hakları. Fakat yine burada çocuklar çok önemli. Eğer bir partnerimiz varsa, sağlıklı ve uzun süreli değilse kesinlikle hemen tanıştırılmaması gerekiyor. Eğer sık partner değiştiren birey çocuğuna tanıştırdığı zaman çocuk yine korkuya, endişeye, yalnız kalmaya bu tür şeylere kapılıyor çocuk. Onun için kesinlikle partnerlerini veya evlenecek oldukları kişileri belirli bir sisteme, düzene, evlilik aşamasına gelmeden tanıştırılmaması gerekiyor. Eğer bu seviyeye gelindikten sonra da çocukla oturup konuşulması, onun anlayabileceği dilden, onun anlayabileceği kelimelerle, ifadelerle ifade etmek gerekiyor. Çocuktan izin almamak gerekiyor değil mi? Evet, evlilik aynı için zamanda bu çok önemli. Evleneceklerini konuşurlar, anlatırlar. Fakat çocuktan izin alınması gerekmiyor. Fakat aynı zamanda evlilikle ilgili hazırlıklarda çocuğa eşlik edilebilir. İşte evlilik törenine çocuğun gitmesi sağlanması gerekiyor. Yine söylüyorum yani çocukların evlilik için izin alınmaması gerekiyor hocam. Evet ve belki de şu son bir cümle ben de şunu aktarmak isterim. Cici anne, cici baba. Evet. Bu senin cici annen, bu senin cici baban gibi. Çocuğun anlamakta son derece zorlanacağı, sevimlileştirmek için cici kelimesini koymak bu durumu sevimli hale getirmeyebilir. Aynen hocam. O kişi onun cici annesi ya da cici babası değil. O çocuğun bir annesi ve bir babası var ve sonsuza kadar öyle olacak. Dolayısıyla anne babalar bu hatalara düşmeden boşanma sürecini sağlıklı bir şekilde yürütebiliyorlarsa çocukta daha az bir travmatik etki görülebilir. Ama senin de çok iyi bildiğin gibi danışma merkezimize gelen danışanlarımızdan, tecrübelerinden evet, çocuklar uygunsuz tepki gösterebiliyorlar, içlerine kapanabiliyorlar bu süreçte. Yaşından işte çiş kaçırmayan çocuk çiş kaçırmaya, kaka kaçırmayan çocuk kaka kaçırmaya başlıyor. Bizim regresif dediğimiz davranışlar gerçekleşmeye başlıyor. Uyku ve yeme düzenlerinde bozulmalar, kişiliğinde değişimler başlıyor. Böyle zamanda da muhakkak ki uzmandan yardım almaları gerekiyor. Kesinlikle bu çocuğun hocam. Uyum sağlayamadığı ve boşanma sürecini tolere edemediği anlamına geliyor. Osman çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgilerini bizimle hocam. Paylaştığın için. Oradan buraya kadar geldin, seni yorduk. Eline ve ağzına sağlık diyoruz. Teşekkürler hocam. Değerli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün Marmara Psikolojik Danışmanlık Merkezimizden, Çocuk Departmanımızdan psikolog Osman Oğlakçıoğlu ile birlikteydik. Kendisinin değerli bilgilerinden faydalandık. Boşanma nasıl olmalı, ne zaman olmalı, nasıl anlatılmalı? İzleyicilerimize faydalı olmayı ümit ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim.